Herkese merhaba, ben Lara. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün hayatımızı değiştirmek için atabileceğimiz o bir tane çok önemli adımdan bahsedeceğim. Özellikle ben son zamanlarda çok fazla anksiyete yaşamaya başladım. Üzerime de çok sorumluluk almamla beraber aslında farklı farklı hikayeler yazdığımı görüyorum. Sonra o hikayelere inanıyorum. Hikayelere inandığım için çok stres yaşıyorum. Aslında da hepimiz kendi hayatlarımızın hikaye anlatıcılarıyız. Biz kendi geçmişlerimize göre kendimize bir hikaye anlatıyoruz, ona inanıyoruz ve sonra o hikayenin hapsinde yaşıyoruz. Çoğu zaman da pek güvenilir hikaye anlatıcıları değiliz, güvenilmeziz daha ziyade. Bunu arkadaşlarımız bize bir hikaye anlatırken de yaşıyoruz aslında. Diyelim ki bir arkadaşımız bize bir hikaye anlatıyor. Orada anlattığı tamamen onun geçmişinden, onun geçmişinde yaşadıklarından ürettiği bakış açısı. Ve bu hikayeyi bize anlatırken mesela bazı noktaları anlatıyor, bazılarını anlatmıyor. Görmemizi istediklerini vurguluyor, görmemizi istemediklerini dışarıda bırakıyor. Ve bize aslında kendi inanmak istediği hikayeyi yaratıyor. Biz bunu kendimize de yapıyoruz. Kendi inanmak istediğimiz hikayeye göre hikayeyi kendimize anlatıyoruz. Ve çoğu zaman da burada gerzek şefkati diye bir şey vardır. Çok enteresan bir konu. Ben bunu ilk duyduğumda çok hoşuma gitmişti. Ben gerzek şefkatini kesinlikle yapıyorum ve yapılmayı da seviyorum. Şimdi gerzek şefkat şöyle bir şey. Diyelim ki bir arkadaşınız size bir hikaye anlatıyor. Erkek arkadaşı ona bir haksızlık yapmış ya da işte bir ayıp etmiş. Geliyor sen anlatıyor, bana böyle yaptı, şunu yaptı, şöyle oldu, bu olay oldu bilmem ne. Sen de direkt ona diyorsun ki evet işte sen haklısın, o haksız. İşte senin dediklerin doğru, sana ne kadar çok ayıp etmiş vesaire diye onu destekliyorsun. Yani orada bir olaya olduğu haliyle pat diye inanma, hiçbir şeyi sorgulamama ve arkadaşına hani o gerzek şefkatiyle desteklemece var. Fakat olayı birazcık daha irdelediğinde ve baktığında, düşündüğünde görüyorsun ki aslında bir hafta öncesinde senin arkadaşın, erkek arkadaşının telefonunu karıştırmıştı diyelim ki. Ve belki de şu an yaşanan konu, erkek arkadaşının bir tepki verişi, belki ayıp, belki haksızlık yapışı, geçen haftaki konunun ortaya çıkışından dolayı. Bunu arkadaşına diğer opsiyonda bilge şefkati. Bilge şefkatiyle söyleyebilirsin, bak aslında böyle bir konu da vardı, belki bu yüzden bu böyledir diye. Şimdi ben bunu ikisinde yapıyorum bu arada. Yani bazen arkadaşlarıma gerzek şefkati sunuyorum, bazen bilge şefkati sunuyorum. Çünkü ben de ikisini yapılmayı seviyorum. Bazen çok sinirli olduğumda bir şey duymak istemiyorum. Sadece arkadaşım benimle beraber sinirlensin ve o anlık ben bir haklı hissedeyim istiyorum. Ama ondan sonrasında tabii ki de olayı sorgulayayım ve göreyim istiyorum. Bu yüzden de işte genelde arkadaşlarım o anda hangisi olması gerektiğini tartmaya çalışıyorum. Yeri geldiğinde de bilge şefkatine eğer bir şey görüyorsam ve gördüğümü paylaşabileceğim yakınlıkta biri ise dile getirmeye çalışıyorum şefkatli bir şekilde. Tüm bu hikayelere bizim geçmiş hikayelerimiz, geçmişte yaşadıklarımız, bunlardan çıkardığımız duygular, düşünceler şekillendiriyor. Bizler hikayelerimizle beraber hayatımızı anlamlı kılmaya çalışıyoruz. Fakat anlamlı kılmaya çalışırken hikayenin içinde sıkışmış hissettiğimizi fark etmiyoruz. Sanki önümüzde böyle bir hapis demir parmaklıkları var ve sadece bu kadar bir alanda var. Biz bunun sağından bakarsak özgürleşebileceğiz, solundan bakarsak özgürleşebileceğiz. Ama biz şu alandan bakmayı tercih ediyoruz. Çünkü hayatı buradan anlamlandırmayı öğrenmişiz. Fakat hayatı bu anlamlandırışımız bu şekilde bir bedelle geliyor. O da başka ihtimalleri ve durumları göremiyoruz, değerlendiremiyoruz. Jenna Arak diye bir kadın var, bir yazar. Sanırım bir TED konuşmasını anlatmıştı. Benim çok hoşuma gitmişti. Babası çok küçük yaştayken onu terk etmiş. Ve kadın diyor ki ben hiçbir zaman babası onu terk etmiş biri olarak kendimi nitelendirmedim. Çünkü babam beni o kadar küçükken terk etmiş ki benim onunla hiçbir anım yok. Yani hatırladığım hiçbir anım yok. Dolayısıyla tanımadığım birinin beni terk etmesi imkansız. Fakat yıllar içerisinde fark ediyor ki hayatında yazdığı hikayeleri bu noktadan çıkarak hep oluşturuyor. Babasının yokluğu Jenna'nın kendi hikayelerini hep oluşturmasına neden olmuş. İşte Jenna'ya göre çok başarılı olması gerekiyor. Çok iyi bir işte çalışması gerekiyor. Bu sırada iyi bir evlilik yapması, çocuk sahibi olması gerekiyor. Ve bütün bunları yaparken bunların yapılması çok kolaymış gibi dışarıya göstermesi gerekiyor. Ve dışarıya karşı her zaman çok mükemmel bir algı yaratması gerektiğini düşünüyor. Çünkü ancak bu kadar mükemmel olursa sevilebileceğine inanıyor. Kendi babası bile onu sevmemişken başkalarının onu sevmesi için mükemmel olması gerektiğini düşünüyor. Çünkü eğer babası onu sevmediyse sevilmek kolay değil.
sevilmek kolay değilse hayatı hep zor yoldan yaşaması gerekiyor. Dolayısıyla her şey için çok çabalıyor ve bunu hep bir mükemmellik algısında yapıyor. Ve sonra fark ediyor ki yazdığı bu hikayeden dolayı kendi hayatını kendine bir hapise çevirmiş. Her gün bir savaş halinde sevilmek için. Ve kendine bu kadar hikaye yazmasının sonucunda sürekli boğuluyor. Kendi otantik kişiliğini yaşayamıyor. İnsanlar onu günün sonunda gerçekten sevemiyor. Çünkü gösterdiği kişi kendi değil. Ve farklı bir hikaye yazmaya karar veriyor. Diyor ki ben diyor yazarım. Ben kendime de başka bir hikaye yazabilirim. Ve buna inanabilirim. Sonra işte sevilebilir olduğunu hikayelerle böyle kendine anlatıyor. Ve bunlara inanmak için çalışmalara başlıyor. O yüzden ben şimdi size de sormak istiyorum. Sizin kendi hayatınızda yarattığınız hikayeler neler? O hikayeyi yazdınız ve ne kadar inandınız? Büyük ihtimalle o kadar çok inandınız ki şu an onun bir hikaye olduğunu bile farkında değilsiniz. O yüzden şöyle bir bakın, hani hangi hikayelere göre hayatınızda hareket ediyorsunuz? Genelde işte ben sevilmem, benim işlerim yolunda gitmez, onlarınki iyi gider ama benimkiler çok da gitmez. Zaten sosyal medyayla beraber de inanılmaz bir karşılaştırma ve kıyaslama dönemindeyiz. Bu da çok fazla endişeye neden oluyor. İşte onların böyle olur, bana böyle olur vesaire gibi bir sürü farklı inancımız olabilir. Şu anda böyle bir yazdığınız bir hikayeyi bulmaya, düşünmeye çalışın. Aslında kendi hikayemizi bulmamıza en güzel aracı olan şeylerden bir tanesi de terapi. Yine size bir terapi uygulamasından bahsetmek istiyorum. Hayvel uygulamasından. Hayvel online olarak terapi alabildiğiniz bir platform. Bünyesinde 700'den fazla klinik psikolog olan online bir görüşme platformu. Aslında uygulamaya ilk girdiğiniz zaman da danışan psikolog eşleştirme algoritmasıyla çalışıyor. Başta bir böyle form dolduruyorsunuz. Ben mesela formu doldurduğumda dedim ya anksiyete bu sıralarda çok sıkıntı çekiyorum diye. İşte anksiyete sorunu yaşadığımı, kendime aslında hikayeler yazdığımın bir nevi olsun farkında olduğumu ama o kadar çok beynimin içinde ki olayın içerisinden çıkamadığımı anlattım. Farklı farklı çok fazla hayatta sorumluluk aldığım için bu sorumlulukların böyle üzerimde çok yük yapmaya başladığını anlattım. Bunun üzerine uygulama beni bir psikologla eşleştirdi. Bana uygun olan bir psikologla. Ve ilk başta 15 dakikalık bir ücretsiz ön görüşme yapabiliyorsunuz. Bu ön görüşme sayesinde psikolog sizin için uygun mu? İşte ikinizin uyumu nasıl vesaire buna bakabiliyorsunuz. Benim de gayet hoşuma gitti. Devam etmeye karar verdim. Ondan sonra seanslar 50 dakikalık seanslar oluyor. 50 dakikalık halinde seansına devam edebiliyorsunuz. Fakat bu sırada da gizlilik konusunda hiç endişe etmenize gerek yok. Çünkü uygulamada görüşmeleriniz üçüncü kişiler tarafından erişilemez, kaydedilemez, görüntülenemez. Genelde online platformlarda yine bu tarz konular çok endişe yarattığını biliyorum. Ama Hayvel'de gizlilik konusunda hiçbir endişe duymanıza gerek yok. Web sitesinden ya da uygulamadan kayıt olabilirsiniz. Ben size aşağıya linkini bırakıyor olacağım. LARA10 kodunu da kullanabilirsiniz. Ve aslında bugün de Dünya Ruh Sağlığı Günü. Aslında hepimizin dış görünüşümüz nasıl olursa olsun, o Jenna'da anlattığım gibi ne kadar mükemmel görünmeye çalışırsak çalışalım, içeride zorluklar yaşıyor olabiliriz. Dolayısıyla hepimize terapi iyi gelebilir. Bugün de terapiye başlamak için güzel bir gün. Diğer size anlatmak istediğim bir hikayede Lori Gottlieb diye bir terapist var. Bu terapist Dear Therapist diye bir köşesi var. Sevgili terapist diye bir köşesi var ve online olarak sorular alıyor. Ben sosyal medyada kendisini keşfetmiştim. Çok da hoşuma gidiyor. Aldığı soruları da böyle haftada bir cevaplıyor. İşte bir tane soruyor ya da bir iki soruyor. Detaylı bir şekilde cevaplıyor. Ve kadın şunu anlatıyordu. Şimdi hepimiz kendimize hikayeler yaratıyoruz. Bana gelen sorularda herkes kendine bir illa hikaye yaratmış oluyor. Ve bu hikayelerden özgürleşmek istesek de onun bedelini ödemek istemiyoruz. Çünkü değişimden bahsediyor. Biz değişimi ödemek istemiyoruz. Çünkü değişme söz konusu olduğunda biz değişmek istemiyoruz. O değişsin istiyoruz. Hep değişimden bahsediyoruz. Hayatımı değiştirmek istiyorum, hayatım değişsin, şöyle olsun ama biz genelde o değişsin, o durum değişsin istiyoruz. Çünkü kendi değişimimizin bedeli sorumluluk almak. Sorumluluk almak istemiyoruz. Neyse, bu Dear Therapist köşesinin terapisti bir gün bir mesaj alıyor. Mesajda şöyle diyor.
İşte sevgili terapist, ben 10 senedir evliyim fakat son 1 senedir eşimle aram hiç iyi değil. Artık cinsellik neredeyse hiç kalmadı. Eşim bana çok soğuk davranıyor. Hatta son zamanlarda geceleri telefonda konuştuğunu duyuyorum. Ofisten bir kadınla telefonda konuşuyor. Kadının adını buldum. Kadını araştırdım, Google'a baktım. İşte çok güzel bir kadın. Eşim kesin beni aldatıyor. Zaten biz küçükken de böyle bir olay yaşamıştık. Benim babam da ofisten birisiyle ilişki yaşamıştı ve annemi terk etmişti. O yüzden eşim kesinlikle beni aldatıyor. Fakat ben çok zor durumdayım. Eşimle ilişkide kalmaya devam edersem ona güvenemeyeceğim. Ya da ilişkiden çıkarsam da çocuklarıma üvey anne konumunu yaşatmak istemiyorum. Şimdi burada aslında kadının yazdığı hikaye doğrultusunda sanki sadece iki seçeneği varmış gibi görünüyor. Ve bu iki seçenekten birisini seçmesi gerekiyormuş gibi görünüyor. Kadının yazdığı hikaye kadını hapiste hissettiriyor. Kadını özgürleştireceğine olayı anlamlandırmaya çalışırken bir hikaye yazdı. Hayatı anlamlandırmak, yaşamı anlamlandırmak için bir hikaye yazdı. Fakat bu anlamlandırma esnasında aslında boğulmaya başladı. Ve sadece iki seçenek görüyor ve sadece sıkışmış hissediyor. Terapist de diyor ki kadına cevap atmadan önce şimdi ben bu konularda çok dikkatli olmam gerekiyor. Çünkü burada sadece bir kişinin bakış açısı var ve tamamen bana ufak bir paragrafta benim neyi görmemi istiyorsa onu anlatıyor. Birincisi ben hikayede hiçbir şeyi bilmiyorum. Adam telefonda kiminle konuşuyor? İşte ofisten kiminle konuşuyor? Bir sorun yaşadı mı? Adamın durumu ne? Aslında neden cinsellik yaşamıyorlar? Vesaire ben hiçbir şey bilmiyorum. Bunun üzerine kadın bir de bana şunu söylüyor, geçmişinde babası böyle bir durum yaşamış ve şu anda aynısını yaşıyor. Yani geçmişte yaşadığı bir şeyi şu anki ilişkisine lanse ediyor. Dolayısıyla benim buna da dikkat etmem gerekiyor diyor. Bunun ardından düşünüyor işte ne yazacağını, ne cevap vereceğine vesaire ve hikayenin diğer tarafını kadına anlatıyor. Hikayenin diğer tarafında da şöyle, kadının eşi, yaklaşık işte bir sene önce babasını kaybetmiş ve adam diyor ki ben bir sene önce babamı kaybettim. Çok zor bir durumdayım. Eşim beni hiç anlamıyor. O bu durumu yaşamadığı için ne demek istediğimi, ne kadar üzüldüğümü anlayamıyor. Ve ofisten bir kadın aynısını yaşamış ve ben akşamları onu arıyorum, onunla konuşuyorum. Çünkü kendimi çok daha iyi hissediyorum. Fakat eşimle aramız bozuldu. Eşim bana hep soğuk davranıyor. Ben eşimle nasıl tekrar bağlantıya geçebilirim? İşin aslı, İki hikaye birbirinden çok farklı. Bir tanesinde aldatıldığını düşünen bir kadın var, diğerinde babasını kaybetmiş bir adam var. Ve doğrusu bu ikinci hikayeyi aslında terapist yazmış. Ve terapist yazıp bunu kadına gönderiyor ve burada şunu söylemeye çalışıyor. Senin bir hikayen var ama olayın bambaşka bir hikayesi daha olabilir. Bambaşka bir bakış açısı daha olabilir senin bakış açın dışında. Ha evet, adam gerçekten aldatıyor olabilir, aldatmıyor da olabilir. Bunun öneminden ziyade senin kendi anlattığın hikayenin dışında olabilecek bir sürü durum var ve sen kendi çıkarttığın varsayımlarla kendine eziyet ediyorsun. Kendine acı çektiriyorsun. O yüzden bu varsayımları bırakıp eşinle iletişime geçebilirsin. Şimdi ben sizden de rica etmek istiyorum. Yorumlara yazar mısınız? Kendinize anlattığınız bir hikaye ve sonra o hikayenin aşağıya birkaç satır altına diğer kişi açısından hikayesi. Onu siz hikaye gibi yazacaksınız. Yani iki tarafı da aslında siz yazıyorsunuz. İlk başta birinci kendi hikayenizi anlatıyorsunuz. Bütün haklılığınızla, bütün kendi bakış açınızla, geçmişinizden yarattığınız düşünceler, duygularla ve birkaç satır aşağıya indiğinizde şöyle bir düşünüp şunu yazar mısınız? Hikayedeki diğer kişinin arka planında, hikayesinde, geçmişinde ne olabilir? Ben bunu gerçekten görmek istiyorum çünkü kendiminkini yaparken zorlanıyorum. O yüzden farklı farklı örnekler okursam da daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben de aşağı yorumlara kendiminkini böyle biraz daha net bir şekilde yazmaya çalışacağım. Ufak bir günlüğümüz gibi olsun orası. Bakalım neler çıkıyor. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.